Keko ve söyleseniz de sesini kıssa olmaz mı? İyi de komşu, bak kulaklık diye bir şey icat etmişler ya. Bunu kulağına takıyorsun, dışarıdaki sesler kulağına gelmiyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Yahu sesini kısmak çok mu zor? Olaysa kendin gelsin ya. Çekil kenara o zaman. Solce, bunun sesini kısar mısın? Solce, duymuyor musun? He, ne yapıyorsunuz burada? Ne geziyorsunuz? Solce, bak biz komşuyuz. Komşular böyle yüksek sesle birbirlerini rahatsız etmemeli. Sizi kim içeri aldı? He? Sahte! Sen aldın değil mi? Evet evet, sen almış olmalısın. Onu bunu boş ver. Sanırım dediğimi anladın. Bak sen doğruyla yanlışı birbirinden ayıracak yaştasın. Babana da ismiyle değil, baba diye hitap etmelisin. Kulaklık! Kulaklık gerçekten iyi bir çözüm ya! Sahte! Yani baba. O zaman ver şu kulaklığı bakayım. Hah, çok şükür. Şimdi oldu. Keko, oğlum, sen eve git. Peki baba. Komşu, vaktiniz varsa 5 dakika konuşabilir miyiz? Olur ama fazla uzun sürmesin canım. Komşu, istediğin oldu bak. Müziğin sesi kısıldı. Sorun bitti değil mi? Komşu, mesele sadece müziğin sesi değil. Her neyse, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ah, ah komşu ah. Yaşadıklarımı bir bilseydin keşke. Selamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Alo. Aleyküm selam Mustafa kardeş. Allah razı olsun. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
Buyur, seni dinliyorum. Çocuklardan ilahi grubu mu? Ben mi? Ben yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ne yapalım? Bismillah der başlarız. Hayırlısı olsun. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Hayırdır bey? İlahi grubu filan? Hanım, Mustafa kutlu doğum etkinliği için çocuklardan bir ilahi grubu kurup kuramayacağımı sordu. İnşallah yapabiliriz dedim ama bu biraz yetenek işi. Niye olmasın? Allah çalışanı mahcup etmez. Hem ben de yardımcı olurum. Allah senden razı olsun. O zaman hemen çalışmalara başlayalım. Yaşasın! Ben de olacağım değil mi baba? Tabii ki oğlum. Şimdi işe koyulalım. Önce sen arkadaşlarına haber ver. Hemen babacığım. Hangi parçaları denesek acaba? Önce bir parça seçelim. Mesela yolundayız yolunda parçası. Nasıl? Evet, tam istediğim parça. Pekala, bunu şimdi siz birkaç kez dinleyin ve mırıldanın. Ben de gideyim, müzik malzemelerini alıp geleyim. Evet Selcu, ne oldu? Teyze, Selcu değil, Solcu. Kusura bakma Solcu, bir şey mi diyecektin? Evet teyze, müziğinin sesi beni rahatsız ediyor. Ama ses yüksek değil ki. Bak, kapıyı kapatınca neredeyse dışarı bile gelmiyor. Çok çıkıyor işte, çok çıkıyor. Kısın sesini, yoksa babama söylerim, o içeri gelip kısar. Tamam, tamam, kısıyoruz. Çocuklar, Solcu müziğin sesinden rahatsız oluyormuş. Biraz kısmamı istedi. Ama anne, zaten sesi çok azdı. Neden rahatsız oluyormuş? Ben de öyle söyledim ama dinlemedi. Oğlum, baban gelince bir çözümüne bakar. Siz şimdi biraz kısık sesle dinleyin, tamam mı? Bir şey olmaz. Keko, Solcu ne demek? Solucan falan mı? Hayır çocuklar. Kimsenin ismiyle de kendisiyle de alay etmek yok. Solucan değil ama. Hadi neyse. Selamun aleyküm. Evet çocuklar. Mikrofonlar, kulaklıklar ve tabii ki arbanalar hazır. Yaşasın! Yalnız ufak bir sorun var. Neymiş o sorun? Az önce Solcu geldi. Müziğin sesinden rahatsız oluyorum, kısın dedi. Ses dışarı bile gitmiyordu. Nasıl rahatsız oluyormuş? Ne bileyim işte. Herhalde sabahki durumu kabullenememiş. Ya sabır. Allah sabredenlerle beraberdir. Biz zaten bodruma inecektik. Hadi bakalım. Malzemeleri bodruma indirelim.